Futbolun şehirlerinde bu hafta Akzambaklar şehri Tokat'tayız. Şairler diyarı Tokat'ı bu bölümde sizlere tanıtacağız. Ve programı da çok güzel bir yerden açıyoruz. Tokat'ta Yeşilırmak'ın üstünde bir tekne gezisi yaparak programı başlatıyoruz. Tokat'ta gezilecek, görülecek o kadar çok yer var ki biz doğrusunu söylemek gerekirse bu programa sığdıramadık. Aralarından bazılarını sizler için seçtik. Hem kültürel miras bakımından hem tarihi bakımından Tokat mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ve tabii ki Tokat'la birlikte Erbaa. Erbaa'nın da önemli tarihsel zenginliklerini yine bu programda bulabileceksiniz. Yaprağın başkenti Erbaa'da da yaprak nasıl bu kadar lezzetli oluyor onu sizler için araştırdık. Erbaa Spor ne durumda? Üçüncü ligde neler yapıyorlar? Bundan sonrası için hedefleri neler? Yine bu programda izleyeceksiniz. Yeşilırmak üstündeyiz. Çok güzel, keyifli bir tekne gezisindeyiz. Kışın aslında ortasında izleyebiliriz ama hava güzel. Zaten buranın iklimi başka bir yere benzemiyor. Gerçekten güzel bir iklim var ve tarım açısından da çok zengin bir yer. Hem Tokat hem Erbaa. O zaman hiç vakit geçirmeden Tokat'ı tanımaya hep birlikte başlayalım. Tokat'ta Yeşilırmak üstüne güzel bir tekne gezisi yaptıktan sonra bu bölümün ilk görüntülerini Hıdırlık Köprüsü'nden sizlere aktaracağız. Tokat'ta gezilecek, görülecek çok yer var dedik. Hıdırlık Köprüsü onlardan en önemlilerinden biri. Selçuklu döneminde yapılan bir köprü. Aslına bakarsanız barışın simgesi olmuş bir köprü. İzzettin Keykavus, Alaaddin Keykubat ve Gıyasettin Keyhüsrev arasında süren Tat Savaşı'nın sonunda barış sağlandığı dönemde bu köprü barışın simgesi olarak yapılmış. 12. yüzyıla kadar gidiyor tarihçesi. Yakın zamana kadar araç geçişi de vardı üstünden ama şu anda bir restorasyon geçirdi ve ondan sonrasında ise sadece yaya geçişi yapılıyor. Araçlarsa yeni yapılan bir köprünün üstünden geçiyorlar. Beş gözlü olan köprü 151 metre uzunluğunda Tokat'ın yine önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeşilırmak üstünde tekneyle gezip bu köprüde de fotoğraf çektirirseniz Tokat'a geldiğiniz belli olur. Tokat'ı dolaşmaya, Tokat'ı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de meşhur Saat Kulesi'nin önündeyiz. Saat Kulesi Anadolu'nun pek çok yerinde gördüğümüz gibi Sultan Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl şerefine 1902 tarihinde yaptırılmış. Şehrin önemli simgelerinden biri olmuş yaptırıldıktan sonra. Mütevellioğlu Enver Bey tarafından yaptırılan Saat Kulesi'nde pek çok önemli özellik var aslında. Bu özelliklerden biri dört tarafında analog saatin olması ve o saatlerin halen çalışıyor olması. 8 günde bir kulenin içerisine giriliyor, mekanizmayı kuruyorlar ve 8 gün boyunca saat bu şekilde çalışıyor. Tabii malum burada havalar kışın bayağı soğuk. Eğer hava -8 derecenin altına düşerse de saat kulesi durduruluyor donması engellenmek için. Özgün mimarisiyle, yapısıyla ve özellikle yüksekliğiyle dikkat çekiyor. 33 metre yüksekliğinde Anadolu'daki en yüksek saat kulelerinden biri ve dediğim gibi Tokat'ın da simgesi.
Tokat'ta Mevlevihane'nin önündeyiz. Burası Anadolu'daki önemli Mevlevihanelerden biri ve tarihi de aslına bakarsanız 13. yüzyıla kadar dayanıyor. 13. yüzyılda yapılmış ama sonrasında Uzun Hasan Tokat'ı yakıp yıktıktan sonra burası tamamen yok olmuş. 17. yüzyıla geldiğimizde ise Muslu Ağa burayı tekrar elden geçirmiş, yapmış ve Anadolu'daki en önemli Mevlevihanelerden biri olmuş. Şöyle ki Konya'dan sonra ikinci Mevlevihane olarak burası açılmış. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz tabii ki burası günümüze ulaşan Anadolu'daki tek ahşap Mevlevihane. Bir restorasyon çalışması burada da yapılıyor. O restorasyon çalışması içeride devam ediyor ama hem bahçesiyle hem de dış görünüşüyle gerçekten çok güzel bir yapı. Çok yakında da içerideki çalışma bitecek ve içerisi de gezilebilecek. Gazi Osman Paşa Müzesi'ndeyiz. Rumeli Fatih'i, hepinizin çok yakından bildiği Gazi Osman Paşa Tokat doğumlu. Yavuz Özdemir'le birlikteyiz, şehir müzesi rehberi. Osman Paşa ile Gazi Osman Paşa ile ilgili bilgileri ondan alacağız. Tabii hepimizin tarihten çok bildiği, duyduğu bir paşa, çok evet. Önemli bir paşa. Ama hikayesini sizden dinleyelim. Kimdir Osman Paşa? Rumeli Fatih'i, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'mız 1832 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelmiştir. 1877 ve 1878 tarihlerinde gerçekleşen tarihteki ismiyle 93 Harbi olarak bilinen bu savaşta 145 gün boyunca bu savaş çerçevesinde Plevne'yi koruyarak İstanbul'un işgalini uzun bir süre engellemiştir. 5 Ocak 1878 tarihinde Rus ordusuna esir düşmesine rağmen Plevne kahramanı kılıcı alınmaya dahi cesaret edilememiş Rus Çar 2. Alexander, siz bizim esirimiz değil, misafirimizsiniz denilerek Gazi Osman Paşa bir dönem Harkov'da, bir dönem ayrıca Bükreş'te misafir edilmiştir. Evet, şimdi burada müzeye geldiğimiz zaman çok ilginç de bir fotoğraf var. Aslında orijinali burada değil ama bir kopyası ele geçirilmiş. Bu da o Rusya'daki misafirlik döneminde evet. Çekilmiş bir fotoğrafı ilk kez bulunuyor ve yakın bir dönemde ortaya çıkarılıyor. Evet. Onu da burada görebiliyor gelen ziyaretçiler. Şunu soracağım aslında, Osman Paşa dediğimiz zaman siper savunmasının mucidi olarak belki de Ruslar bu siper ve müstahkem savunmayı ondan öğrenmeye çalışıyorlar. Orada misafir ettikleri dönemde. Öyle tanınıyor değil mi yani dünyaya bunu tanıtan? Osman Paşa özellikle 93 Harbi'nde istikam savunmasını gerçekleştirdiği bu müthiş savaşta keza 40.000 piyade, 2128 subay ve 1200 süvari ile yaklaşık 125.000 kişilik Rus ordusuna karşı büyük bir mücadele veriyor. Osman Paşa aslında bu savaşı kaybetmiyor. Bu savaşta Plevne'den geri çekilmek zorunda kalıyor. Tokat'ta Ulu Cami'deyiz. Şehrin en önemli simgelerinden biri ve Yavuz Özdemir yanımızda. Şehir Müzesi görevlisi bize bilgi verecek Ulu Cami ile ilgili. Çok eskilere dayanan bir tarihi var galiba 12. yüzyıl. Ulu Cami 12. yüzyıldan günümüze ulaşan önemli anıtsal eserlerden birisi. 1679 tarihinde Avcı Mehmet döneminde komple onarımdan geçiyor. Bu caminin diğer camilerden ayrılan en önemli özelliği son namazgah kısımlarından ötürü diğer ulu camilerden farklı olmasıdır. Doğu ve batı yönüne açılan iki adet kapısı mevcut. Caminin harem kısmı tamamen ahşaptan imal edilmiştir.
Ayrıca hemen görmüş olduğunuz gibi Güneydoğu cephesinde de bir adet kuş evi bulunmakta. Ve 2000 ila 2008 tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu restorasyon çalışmalarında tamirat işlemleri tamamlanmış ve günümüze ibadete açık bir şekilde hizmet vermektedir. Kubbesi yok. Kubbesi yok. Mimarisi. Tabii. Özellikle bir kubbe plan tipi yok. Düz tavan sistemine sahip Rumi motiflerle işlenmiş kalemişi süslemeleri bulunmakta. Mihrap kısmı tamamen kesme taştan yapılmış. Minber kısmı oyma ahşaptan yapılmış. Günümüze ulaşan önemli eserlerden birisidir yine. Tokat'ta arkamızdaki bina çok ilginç bir bina. Bu bina Anadolu'daki ilk umumi hela. Şeyh Tusi helası olarak biliniyor ama halk arasındaki adı Sık Dişini. Bu da ilginç çünkü yapıldığı dönemden itibaren burası çok revaçtaymış. Ve buraya gelenler biraz beklemek zorunda kalıyorlarmış. O nedenle de içeridekilerin çıkması için belki kapıya vurduklarında sık dişini, sık dişini dedikleri için halk arasında adı böyle kalmış. Şu anda bir restorasyon çalışması yapılıyor burada. Yakın dönemde de Tokat'ta Temizlik ve Su İşleri Müzesi olarak hizmete girecek. Tokat'ta Atatürk Evi'ndeyiz. Atatürk Evi Tokat için çok büyük bir önem taşıyor. Şöyle ki 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Amasya'ya geçiyor. Hepinizin bildiği gibi Amasya Tamimi yayınlanıyor ve 26 Haziran 1919'da Tokat'ta şu an içinde bulunduğumuz eve geliyor. Bu ev aslında Mustafa Vasfi Bey'in evi. Mustafa Vasfi Bey Atatürk'ün arkadaşı. Silah arkadaşı, beraber okuduğu bir kişi ve çok da güvendiği birisi. Bu evde kalıyorlar ve aslında Kurtuluş Savaşı'nın temellerini bazılarını bu evde atıyorlar. Çünkü buradan Ulu Önder Sivas'a geçiyor. Sivas ve Erzurum kongrelerini gerçekleştiriyor. O kongrelerde neler yapılacağı, nasıl bir savaş planı şekilleneceğini belki de bu evde Mustafa Vasfi Bey ile birlikte konuşuyorlar. Sonrasında tabii zafer kazanıldıktan sonra, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te Atatürk bir kez daha Tokat'a geliyor. Bu sefer eşi Latife Hanım'la birlikte bir gece yine burada, bu konakta konaklıyorlar. Mustafa Vasfi Bey de zaten ilk Tokat milletvekili olarak meclise giriyor. Sonrasında buradan geçerken Tokat'a uğradığı dönemler var. Tokat milli mücadelede çok büyük önem taşıyan bir nokta ve işte Atatürk evine geldiğiniz zaman hem o havayı hissedebiliyorsunuz, hem Atatürk'ün yemek yediği masayı, yattığı yatağı, burada kullandığı eşyaları görebiliyorsunuz ve Kurtuluş Savaşı'nın belki de ne kadar zor şartlarda, ne kadar büyük bir çabayla kazanıldığını bir kez daha anlıyorsunuz.
Tokat'ı gezdik, dolaştık, yorulduk. Geldik Yüksek Kahve'de bir Türk kahvesi içmeye. Yüksek Kahve aslında şehrin önemli simgelerinden biri. Ve hala günümüzde eski mimari yapısıyla ayakta duruyor. Burası neden önemli? Burası aslında şehrin tam merkezi ve herkesin bir bakıma buluşma noktası. Ayrıca burada başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere pek çok lider gelip konuşma yapmışlar. Atatürk, İnönü, Celal Bayar burada halka seslenmişler. Çünkü yüksek bir nokta ve bu terasa çıkıp buradan halka sesleniş yapmışlar. Burada oturup kahvelerini içmişler. Yüksek Kahve'nin tarihi olarak da böyle bir önemi bulunuyor. Şimdi de Tokat'ın merkezinde, çarşının tam içerisinde herkesin dinlenmek için bir mola verdiği nokta Tokat Yüksek Kahvesi. Biz de buraya gelip Türk kahvesinin tadına bakıyoruz. Dedik ya, Tokat'ta gezilecek, görülecek çok yer var. Biz de dolaştık, yorulduk. Bir yorgunluk kahvesi içelim, devam edeceğiz. Erbaspor bizim ilçemizin tek takımı. Üçüncü ligdeyiz. İkinci lig yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Şu an üçüncü sıradayız. Üst liglerde görmek istiyoruz. En büyük arzumuz, hedefimiz bu bizim. İlerleyen dönemlerde çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Çok başarılı buluyoruz. Yönetim olarak da, taraftar olarak da bize bugünlerde keyif veren, heyecan veren tek durumlardan bir tanesi Erbaspor'un başarıları. Ve bundan sonra da her zaman Erbaspor'umuzun yanındayız. Erbaspor şehrimizin çok değerli bir kulübüdür. Biz de hem daha önceki yıllarda hem formasını giydim hem de antrenörünü de yaptım. Biz de şehrimizin güzide takımı her zaman yanındayız. Hem bu anlamda da kulübümüze her zaman destek olan Sayın Belediye Başkanımız Ertuğrul Karagöl'e de çok teşekkür ediyorum. Her anlamda maddi manevi her zaman kulübümüzün yanındayız. Tokat Şehir Müzesi'ndeyiz. İbrahim Çetin yanımızda. Müzeyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Öncelikle müzeyle ilgili genel olarak ne söyleyebilirsiniz? Neler var müzenin içerisinde? Yaklaşık yıllık 180 ile 200 bin arasında bir ziyaretçi potansiyelimiz var. Müzemiz 3 kattan oluşuyor. Giriş katımızda bir fotoğraf sergimiz ve sürekli değişen bir sergi salonumuz mevcut. Alt katımızda, bodrum katımızda 17. ve 18. yüzyıldaki bir Osmanlı çarşısı modelini yaptık. Esnaflarımızı maketlerle, silikon maketlerle canlandırmasını yaptık. En üst katımızda da yine Tokat'ımızın ileri gelen şahsiyetlerini yine mankenlerle canlandırdık. Onları anlatmaya çalıştık. Ve vitrinlerimizde de Tokat'ımıza ait etnografik eserler var. Evet, burada meşhur Tokat yazmasının da bir canlandırması var. Galiba onunla ilgili eğitimler de veriliyor burada. Daha doğrusu pandemi öncesi veriliyordu. Aynen, Tokat Şehir Müzemizde yani yazmacılığa çok önem verdik. Çünkü yazmacılık Tokat'ın en gözde mesleklerinden bir tanesi. Thank you.
Tokat'ın en meşhur lezzetlerinden biri de hiç şüphesiz Tokat kebabı. Tokat'ta Erbağ'dayız ve bu Tokat kebabını en iyi yapan yerlerden birindeyiz. Nedir Tokat kebabı? Nasıl yapılır? Neden bu kadar çok seviliyor? Tüm bunları öğreneceğiz. Öncelikle tabii şunu söyleyelim. Muhteşem bir sofra var önümüzde. Evet. İnsan iştahını açan bir sofra var. Ama biz önce kebabın yapılışıyla başlayalım. Evet. Tokat kebabı nasıl yapılıyor onu bize anlatabilir misiniz? Karayaka kuzusundan yapılıyor. Hmm. Karayaka kuzusu ayrı bir ırk. Tokat valisi de özellikle bu ırka bir destek veriyor. Daha fazla çoğalması için ve yürümesi için. Ve bu çok lezzetli bir ırk. Yağ oranı etine orantılı bir şekilde dağılımından kaynaklanıyor. Ve yöresel Tokat'ın ve Erbağ'ın yöresel domates, biber, patlıcan özellikle. Bu malzemelerimizden, tamamen yöresel ürünlerimizden yapılan bir kebap. Evet, şimdi bunun özel bir fırını var. Evet. Yani bu fırın olmazsa Tokat kebabı da olmaz. Yok, olmaz. O fırında çengellere asılarak evet. pişiyor. Evet. Ve bildiğim kadarıyla en üstte de kuyruk yağını takıyorsunuz. Evet. O akan yağ bütün lezzetini veriyor. Evet, bütün sebzelere dahil, patlıcanların içine dahil göreceksiniz. Geçiyor ve onların içine sızarak daha lezzetli bir hale geliyor. Ve özelliği de buradan kaynaklanıyor. Anladım. Yani fırın kebabı aslında Türkiye'nin pek çok yerinde var. Evet. Ama bunun hem pişirilişi farklı. Evet. Hem fırının belki de sıcaklığı ve ısısı farklı. Sıcaklığı, ısısı, sebzesi yani daha çok patlıcanı, yöresel yani buradaki patlıcandan ve karayaka kuzusundan olduğu için burada daha ayrı bir lezzet oluyor tabii ki. Peki yani şu kebap dışında masadaki her şey ikram mı? Evet. Yani buraya evet. gelen buraya gelen herkes bunların, bu evet. sofrayı evet. bulabiliyor. Evet. Bayağı çok ikram varmış gerçekten evet. de. Lokum gibi pişmiş. Patlıcan da çok lezzetli. Tabii bir yandan kebabı yerken bir yandan da futbol konuşalım. Evet. Erbağ Spor 3. Lig'de. Evet. Ve burada da futbol çok seviliyor gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. Çok ilgi nerede var. Nerede görmek istersiniz takımı? Tabii ki bir üst lige çıkmasını istiyoruz 2. lige. İnşallah çıkacak. Maçlara gidiyor musunuz? İlgi nasıl maçlara? Maçlara ilgi çok. Yoğunluğumdan dolayı gitmeye çalışıyorum zaten. Gidiyoruz, gideceğiz. Destek veriyoruz ama. Eğer üstlüklerde olursa belki de şehirde de bir hareketlilik tabii, olur. Tabii daha çok hareketlilik olacak. Erbağ'ın tanıtımıyla ilgili de dışarıda da güzel şeyler olacak. Tokat'ta Taş Han'ın içerisindeyiz. O dönem bölgedeki en önemli hanlardan biri. Aslında günümüze ulaşabilen hanlardan biri. Çünkü pek çok han varmış o dönemde. Hangi dönem? 17. yüzyıl. 17. yüzyılda buradaki vergileri daha iyi toplayabilmek için hem Sivas'ta hem de Diyarbakır'da voyvodalıklar kurulmuş. Reis anlamına geliyor Slavca'da. Buradaki voyvodalıklar o vergileri toplamakla görevlendirilmiş. Tokat'ta tabii bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu için aslında Sivas'a bağlı olmasına rağmen burası çok daha önemli bir hal kazanmış ve tahsildarlık olarak Tokat o dönemin bir bakıma parlayan yıldızı olmuş. Ve tabii ki buradaki ticarette çok zenginleşmiş, hareketlenmiş. O zaman da hem ticaret için yani dükkanların olması için hem de buraya gelenlerin konaklayabilmeleri için hanlar büyük önem kazanmış. İşte Taşhan da o hanlardan biri. Burada hem konaklayıp hem de alttaki dükkanlarda ticaret yapılabiliyormuş. O döneme baktığımız zaman koğuş sistemi değil de tek kişilik odalar olduğunu görüyoruz. Bu da hani günümüzdeki butik otelleri biraz andırıyor. Pek çok han var ama günümüze en sağlam ve en iyi biçimde ulaşabilen şu an içinde bulunduğumuz Taşhan.
Tokat'ta Halit Sokak'tayız. Burası Osmanlı döneminin sivil mimarisinin en güzel örneklerinin görülebileceği bir sokak. O dönemde burada Türkler, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar hepsi birlikte oturuyorlarmış. O evler bugüne kalabilmiş evler ve o dönem dediğim gibi burada herkes iç içe yaşıyormuş. Aslına bakarsanız daha yeni burası restore edilmiş Tokat Valiliği'nin çabalarıyla ve Tokat'ın en güzel sokaklarından biri olmuş. Buraya geldiğiniz zaman Osmanlı dönemindeki yaşantıyı, evleri ve mimariyi görebiliyorsunuz. Güzel bir sokak, Tokat'a gelip de burayı görmemek olmaz. Tokat Erbağ'dayız. Yöresel lezzetlerden oluşan muhteşem bir yer sofrasındayız. Sağ olsunlar bizim için böyle güzel bir sofra hazırlamışlar. Biz de buranın yöresel adetlerine uygun bir şekilde bunu yemek için bu yer sofrasına geldik. Muhalla Tek yanımızda ahçı başısı bu yemekleri hazırlayan. Estağfurullah. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun yiyenlere. Ve yöresel lezzetleri Tokat'ın Erbağ'ın bu lezzetlerini anlatmaya başlayacak olursak tabii ki yapraktan başlayalım. Tabii ki. Bölgenin yaprağı coğrafi tescilli çünkü. Evet, coğrafi ve ondan tescilli. Yaptığınız dolma var. Ben ilk defa görüyorum, içinde bakla var çünkü. Evet, bakla. Evet, bakla var. Hı-hı. Nasıl yapılıyor? Aşurelik buğdayın öğütülmüş halinden onu ıslatıyoruz sıcak suda. İçine karabiber, pul biber, reyhan, dereotu, maydanoz, salça, yağ. Bir de kabuğu bir gece öncesinden ıslatılmış baklayı kesip içine koyuyoruz. Bol soğanlı, salçalı bir iç yapıp bunu sarıyoruz yaprakla. Evet. Dibine de kemikli et koyuyoruz. Yaklaşık bir 2 saat, 3 saatte böyle kısık ateşte, güveçte piştiği zaman tadına da uyum olmuyor. Şöyle şu taraftan başlayalım. Tencerenin içinde ne var? Burada bizim Tokat'ın mercimek batı, yeşil mercimek cevizli batımız var. Onun içinde de yine yeşil mercimek, aşurelik buğday var. Yeşil soğan var, dereotu var, pul biber, karabiber, reyhan, bir su bardağı da ceviz var. İçinde bunları daha önceden haşlayıp birbirine karıştırıp yaprakla sarıp yiyoruz. Böreğimiz de var tabii, el açması. Evet, el açması, tepsi böreği. Tepsi böreği. Yine hanımların vazgeçilmezi. Onlar evet. Da her günde yapılır. Evet. Burada iki şey var. Kuşburnu tabii. Kuşburnu. Tokat'ta Erbağ'da kuşburnu da çok meşhur. Evet, bizim yani sofralarımızdan yine eksik olmayan bir ürünümüz bu kuşburnu marmelatı. Burada ne var? Üzüm pekmezimiz. Üzüm pekmezi. Yaprak bittikten sonra üzümler oluyoruz. Son bağ bozumunda da olan üzümlerden üzüm pekmezimizi yapıyoruz. Yani asmaların her şeyinden faydalanıyorsunuz. Kesinlikle her şeyinden. Yaprağından, üzümünden, dallarını da kendi altında yakıp suyunu kaynatıyoruz. Haşlamak için kullanıyoruz. Vallahi çok Hiçbir güzel. Şey israf olmuyor. Hiçbir şey israf olmaması. Kesinlikle. Tabii son yıllarda dünyadaki en büyük trendlerden biri bu. Sıfır atık. Yemek evet, pişirirken kesinlikle. Her şeyden faydalanma. İşte bir örneğini de burada görüyoruz. Ve en son olarak tabii bir baklava var burada. Orada 30 kat baklava var. 30 kat. O da çok güzel bir işçilik işi. Tabii ki. Zaman. Kat kat hepsi sayılabilir katları. Tokat Erbağ'ın belki de en çok bilinen lezzeti yaprak. Yaprak dediğiniz zaman tüm Türkiye'de Erbağ yaprağı tercih ediliyor. Çetin Temiz'le birlikteyiz. Hem yaprağın neden bu kadar lezzetli olduğunu hem de burada neler yapıldığını ona soracağız. Öncelikle tabii neden Tokat'ın ve Erbağ'ın yaprağı tercih ediliyor? Onu lezzetinin sırrı nereden geliyor onu soralım. Erbağ'daki iklimler.
Erbaa'da mikroklima denilen bir iklim var. Bu her yörede yok. Türkiye'de 3 bölgede var. Iğdır, Çukurova, Erbaa Ovası. Bu iklim farkından sebep narince bağ yaprağı sadece bu yörede yetişiyor. Ondan sebep aroması, lezzeti farklı. Peki narince bağ yaprağının lezzetini veyahut da görüntüsünü nasıl anlayacağız? Diğer yapraklardan nasıl ayırt edeceğiz? Görüntü, yapraklardaki bütün görüntü hepsi aynı. Evet. Biz onu damarından bilebiliyoruz ama bütün herkes onu bilemez. Peki şunu sorayım o zaman. Burada çok da büyük bir üretim var. Türkiye'ye mi, yurt dışına mı, onu da biraz anlatır mısınız? Nerelere gönderiyorsunuz? Bizim üretimin %90'ı yurt dışı. Peki son olarak şunu sorayım. Burada aşamaları bize biraz anlatır mısınız? Nasıl geliyor? Yani toplandıktan sonra neler yapılıyor? Toplandıktan 2 saat sonra muhakkak sıcak suyla haşlanması lazım. Tuzlu sıcak suyla. Tuzlu sıcak suyla haşlandıktan sonra 2 gün sonra o haşlandığı kabından varil diyoruz biz. Biz o varilden çıkan haşlanmış yaprağı alıyoruz. Tuzla kendimizin 220 büyük varillerimiz var. Tuzla salamura yapıyoruz. Sadece tuzla. Yaklaşık bir 2 ay kadar fermantasyon dönemi var. Bu 2 ay içerisinde tuz onu kısık ateşte yakıyormuş gibi yaprağı fermantasyonunu sağlıyor. Oksijensiz soluma getiriyor. Ondan sonra da bu şekilde siparişe göre biraz yıkamadan geçirerek ambalaj diyoruz. Sipariş pet istediyse pet, vakum istediyse vakum. Siparişe göre değişiyor. Anladım. Son olarak dedim ama şunu da soracağım. Futbol programıyız tabii. Erbaa Spor. Evet. Üçüncü ligde şu anda. Doğrudur. Mücadele ediyor. Şu anda. Onlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Nerelere kadar gidebilir sizce? Vallahi Orta Karadeniz'i temsil eden Erbaa şu anda. İnşallah bir üst lig. En sonu Süper Lig. İnşallah. Şehrin var mı öyle bir potansiyeli sizce? Olacak. Erbaa'nın potansiyeli var. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Akçaköy'ündeyiz ve Silahtar Ömer Paşa Camii'ndeyiz. Anadolu'da şu an örneği çok az kalan ahşap camilerden biri var burada Akçaköy'ünde ve gerçekten mimari açıdan bir şaheser. Buraya gelip içine girdiğiniz zaman hem tavandaki hem duvarlardaki hem dışarıda revaktaki ahşap işçiliğinden büyüleniyorsunuz. Tarihçesine bakacak olursak aslında 17. yüzyılda yapılmış, 1675-1688 çeşitli tarihler söyleniyor. Kimin yaptırdığı belli değil ama bölgede önemli bir paşa olan Silahtar Ömer Paşa'nın adı verilmiş. Onunla ilgili rivayette çobanlıktan gelip paşalığa kadar yükseldiği ve burada çok büyük hizmetler yaptığı yönünde. Ama asıl önemli olan şu, dediğim gibi mimarisi gerçekten görmeniz gerekiyor. Burada kalem işi tekniğiyle yapılmış naturalist bezemeler var. Kalem işi tekniği kullanılarak yapılmış pek çok bitkisel naturalist bezeme tavanda yer alıyor zaten. Revaklarda yer alıyor ve ahşap olarak da günümüze kadar çok büyük bölümü ulaşmış durumda. Minaresi bir depremde yıkılıyor, altındaki kısım kalıyor. Üstü köylü tarafından yakın bir tarihte tekrar yapılıyor. Ama ahşap dediğim gibi bugüne kadar ulaşmış ve çok da güzel. Hem etrafındaki revakları, hem içi tavan işçiliğiyle ben Anadolu'da gördüğüm en güzel camilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Thank you.
Erbaa'da Kent Müzesi'ndeyiz. Kent Müzesi'nde Erbaa şehir yaşamı ile ilgili tarihe dönük bütün objeler bulunuyor. Erbaa'da yapılan tütüncülük gibi, yaprak gibi buranın bölgeye özgü değerleri yine burada sergileniyor. Ve kent hayatında geçmişe dönük Osmanlı dönemine kadar giden dönemde kullanılan eşyaların pek çoğu da burada sergileniyor. Ama Kent Müzesi'nin içerisinde öyle bir parça var ki hikayesiyle benim çok ilgimi çekti. O da şu an önümde duruyor. Bilin bakalım bu ne diyeceğim. Tahmin edemeyeceksiniz büyük bir ihtimalle. Bu bir savaş uçağının kokpitinden geriye kalanlar. Daha doğrusu kokpiti. Peki bu savaş uçağı Erbaa'da ne arıyor? Ne zaman burada düşmüş? Bu aslında bir Alman savaş uçağının kokpiti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'ya giden uçak dönüşte arıza yapıyor ve Erbaa'da ovaya düşüyor. Pilot sağ kurtuluyor ama uçağın büyük kısmı tahrip oluyor ve her nedendir bilinmez o pilot Almanya'ya dönemiyor çünkü ülkesinde vatan haini ilan ediliyor ve pilot burada kalıyor. Uçağın kokpiti müzede şu anda bu uçakla düşüyor. Erbaa'da bir süre yaşıyor ve Erbaa'da bir süre yaşadıktan sonra Alman pilot Isparta'ya yerleşmeye karar veriyor. Isparta'da da gülcülük yapmaya başlıyor ve hayatını Isparta'da devam ettiriyor. Böyle bir ilginç hikaye. İşte o savaş uçağının kokpiti, 2. Dünya Savaşı'ndaki savaş uçağının kokpiti de bugün Erbaa Kent Müzesi'nde. Hikayesi de bu. Erbaa Kent Müzesi'nde M.Ö. 2300 yıllarında civardaki Horoz Tepesi'nden çıkan eski Tunç Çağı'ndan kalan bu eserler Kent Müzesi'nde replikalarıyla izlenebiliyor. En önemli eserler çocuğunu emziren kadın heykeliyle o döneme ait bir müzik enstrümanı. Ayrıca çeşitli hayvan figürleri ve boğa heykelleri de yine Horoz Tepesi'nden çıkarılmış durumda. Orijinaller içinse Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezmek gerekiyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagül ile birlikteyiz. Erbaa konuşacağız. Öncelikle Erbaa dediğimiz zaman tanımayanlara, Türkiye'de bilmeyenlere Erbaa nasıl tanıtabiliriz? Kültürel ve tarihi zenginliklerini nasıl anlatabiliriz? Yeni bir şehir. Nasıl yeni bir şehir? 39 ve 42 yıllarında yaşanan depremle yerle bir olmuş. Sonrasında yeni kurulan modern bir şehir. Tabii ki bizim tarihi güzelliklerimiz var, korunmuş, bugüne kadar kalmış. Ama biz kendimizi modern bir şehir olarak daha çok anlatıyoruz. Orta Karadeniz'in tam ortasında bir şehiriz. Tokat'ın kuzey tarafında kalan, işte yaprağıyla, verimli topraklarıyla, insanın iyi niyetli oluşu, çalışkan oluşu, ondan sonra iklimiyle, narenciye ürünlerinin bile dönem dönem, bazen donun erken olup olmamasına göre de yetişmesiyle Tokat'ın en büyük ilçesi, en çalışkan ilçesi, organize sanayisinin en büyük ilçesi. Bu şekilde kısaca anlatabiliriz. Spora gelecek olursak, Erbaa'da halk sporu sever mi? Siz belediye olarak spor için ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz? Erbaa'da kano yapılıyor. Kano, evet. Spor kulübümüz var, derneğimiz var. Erbaa'da Durgun Su'da biz kano yapıyoruz. Onun yanı sıra yine okçuluk yapılıyor. Hani ben tenis tabii ki oynanıyor, voleybol oynanıyor, basketbol oynanıyor, futbol var vesaire. Ama birazcık daha böyle yapılmayan, her yerde olmayan sporları da anlatıyorum ki Erbaa'da her türlü spora ortam var diye anlatıyorum bunları. Binicilik yapılıyor vesaire. O anlamda spora düşkün, alışkın ve sporu seven bir şehirdeyiz. Özellikle de Erbaa Spor profesyonel bir takım. Ve bunu da ciddi anlamda destekliyoruz. Belediye olarak her türlü eksiklerinde, ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz.
Şu anda da gayet güzel bir şekilde takımımız devam ediyor yoluna. Üçüncü sıradayız, üçüncü ligdeyiz. İnşallah daha iyi noktalarda takımımızı göreceğiz. Tokat Erbağ'da Boğazkesen Köprüsü'nün önündeyiz. Köprünün günümüze sadece ayakları ulaşmış. Burası Kelkit ve Tozanlı çaylarının birleşimi. Buradan sonra Yeşilırmak oluyor. İki çay burada birleşiyor. Adını da zaten köprü oradan alıyor. Boğazkesen Köprüsü. İlk olarak Bizans döneminde yapıldığı biliniyor, söyleniyor ki daha önce zaten taşlardaki haç motiflerinden de bu anlaşılabiliyor. Sonrasında Selçuklular ve Osmanlılar bu köprüyü kullanmışlar. Hatta Selçuklular restore de etmişler. Sonrasında Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da kullanılmış ama su taşkınlarından, sellerden dolayı köprünün üstü tamamen tahrip olmuş. Günümüze kadar sadece ulaşan ayakları var. Restore edilmeyi bekliyor aslında. Hani restore edilmezse yok olma tehlikesi var. Ama hem bulunduğu noktadaki doğa çok güzel hem de baktığımız zaman köprünün taş işçiliği çok güzel. Dediğim gibi burası İpek Yolu aslında ve bir başka önemli nokta da Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi'ne giderken bu köprüyü kullanmış. Bunu köprünün üzerinden geçmiş ve buradan sefere devam etmiş. Tarihi önemi var. Pek çok dönemde kullanılmış. Şu ansa kurtarılmayı bekliyor. Erbaspor Başkanı Raif Ünal'la birlikteyiz. Takımın son durumunu ve hedeflerini konuşacağız kendisiyle. Güzel güneşli bir günde geldik biz Erbağ'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle takımla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Üçüncü ligde mücadele ediyorsunuz. Bu sezonki hedefiniz nedir? Neler yapmak istiyorsunuz? Evet, takımımız 2016 yılı itibariyle profesyonel lige adım attı. 5 yıldır profesyonel ligdeyiz, üçüncü ligdeyiz. Bu sene üçüncülük, birinci grupta mücadele ediyoruz. İnşallah bu seneki hedefimiz ikincilik diyoruz. Peki, Erbağ'a baktığım zaman futbolu olan ilgi büyük. Evet. Bizim programın adı da Futbolun Şehirleri. Burası bir futbol şehri mi? Evet, burası Erbağ tamamen futbolun merkezi, futbol şehri. Nasıl, halkın ilgisi nasıl maçlara? Biraz anlatır mısınız? Neler yaşanır? Halkın ilgisi oldukça memnunuz halkın ilgisinden. Gerçekten seyircimiz muhteşem. Esnafımızın, Erbağlı hemşehrilerimizin takımımıza karşı ilgisi bizi memnun etmekte. Bizi stad daha, doluyor mu burada? Stadımız doluyor. Dolu tribünlere oynuyoruz. Peki uzun vadede Erbağ Spor nerelere kadar gidebilir sizce? Yani ikincilik hedef bu sezon ama daha üstler olur mu? Tabii ki neden olmasın, daha yukarı üstlükleri kaldırabilecek yapıya sahip. Bir gün peki Süper Lig hayaliniz var mı? Tabii ki, yani her kulübün olduğu gibi bizim de bir Süper Lig hayalimiz var. Şu an yeni bir stadyumumuz yapılıyor. İnşallah o stadyumda Süper Lig'i de görürüz diye düşünüyorum.
Erbaa Spor Teknik Direktörü Hasan Basri Kara ile birlikteyiz. Öncelikle takımı sorayım. Nasıl bir takımsınız? Görüyorum ki çok genç oyuncular var. Genç oyunculardan kuruluyuz. Ve amacımız da daha çok bu genç oyuncularımızı yukarıya nasıl taşıyabiliriz diye bunun için uğraşıyoruz. Sezona da hakikaten beklentilerin de üzerinde oldu. Genç bir takım, güç olarak da, maddi imkanlar olarak da daha mütevazi bir ekibiz. Ama aldığımız sonuçlar da birazcık daha bizim takımımızın takım olma, takım ruhu, aile, bunlar takımımızda çok güzel örnekleriyle bunu da sahaya yansıtabildik. İnşallah sonu da bizim için şu anki konumumuzun daha da iyi yerlerinde olur diye ümit ediyoruz. Şampiyonluk hedefi var mı bu sene? Çalışıyoruz. Neden olmasın? İnşallah olur. Bizim için de çok ciddi keyif olur. Peki Erbaa'yı sormak istiyorum. Burası bir futbol şehri midir? Maçlara ilgi nasıl burada? Futbol Erbaa için farklı bir şey. Şöyle söyleyeyim. Profesyonel takım olması da işte bir şeyleri daha da açıyor. Gençler adına bir vizyon olması çok önemli. Erbaa'mız hakikaten bir futbol şehri ve inanın burada da bir sürü genç, yetenekli, potansiyeli olan öğrencilerimiz, çocuklarımız var. İnşallah biz de onlara bu gelişimlerinde sebep olabiliriz. Peki uzun vadede düşündüğümüz zaman Erbaa nerelere kadar gidebilir? Takımımızı daha ciddi desteklenebilirse Erbaa'mız çok daha yukarılara gidebilir. Ben PTT 1 görebilir diye ciddi ümitliyim. Ya bu sene halk, futbolcular, yönetim, çalışanlarımız inanılmaz bir kenetlenme var. Yani üst tarafta şampiyonluğu hedefliyoruz. Playoff oynayıp playoff'tan çıkmak inşallah. Öyle bir şey düşündüğümüz var. Arkadaşlarımızla falan konuşuyoruz zaten. Güzel bir gidişatımız var. Buradaki futbol sevgisi zaten dediğim gibi şehirde inanılmaz bir kenetlenme var. Takımda güzel gittikçe taraftarımız da sağ olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Yani tribünler çok güzel oluyor, sağ olsunlar. Teşekkür ederiz onlara. Her maçımıza da bekliyoruz buraya. Burası zaten 3. lige çıkalı 5 sene falan olmuş herhalde Bal Ligi'nden. En iyi senesi bu sene. Bu sene gidiyor. Ve inanılmaz bir sevinç var dışarıda da. Bizi de sevgiyle karşılıyorlar, destekleri. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Futbolun Şehirleri Tokat bölümünün artık sonuna geldik. İki gün boyunca hem Tokat'ı hem Erbaa'yı sizler için gezdik, dolaştık ve günün sonunda da programı Erbaa'dan kapatıyoruz. Erbaa, Türkiye'de yaprağın başkenti. Çok sayıda görülmesi gereken güzel noktası var. Hem Tokat'ta hem Erbaa'da çok keyifli çekimler yaptık. Aynı zamanda tabii ki bölgenin ligdeki temsilcisi Erbaa Spor'u da sizler için ekranlara getirdik. Hedeflerini öğrendik. Güzel bir bölgedeyiz. Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birindeyiz. Ama artık programın sonuna geliyoruz. Görüyorsunuz artık günde karardı. Biz de yavaş yavaş yayını sonlandıralım. Futbolun Şehirlerinde önümüzdeki hafta Türkiye'nin bir başka köşesinde sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.